Ancak ister müttefikimiz, ister rakibimiz olsun, tüm ülkelerin kabul ettiği bir gerçek var ki kimsenin bundan kurtuluşu yoktur. Bu gerçek uzak yakın tüm coğrafyamızda. Türkiye'siz hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceği, denense bile başarılı olamayacağıdır. Biz bunun sayısız örneğini, sayısız teşebbüsünü, sayısız niyetini gördük. Dünya çoğu da yakın çevremizde yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal, askeri krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin böyle bir zeminde asli hedeflerinden kopmadan kalkınmasını sürdürmesi önemli bir başarıdır. Esasen biz 21 yıldır yaptığımız her işi, attığımız her adımı, elde ettiğimiz her neticeyi, karşılaştığımız büyük zorluklara rağmen verdiğimiz tarihi mücadeleler sayesinde gerçekleştirmiş bir hükümetiz. Vesayetle mücadele ettik. Üniformalı, cübbeli, klavyeli cuntacıların, her türden mandacıların oyunlarını bozduk. Vekalet savaşı yürüten terör örgütleriyle mücadele ettik. Adeta sınırlarımız içinde ve ötesinde istiklalimizi tekrar kazandık. Küresel ticaret çekişmelerinin ortasında kaldık. Üretimimizi ve ihracatımızı rekor seviyelerde büyüterek rekabet gücümüzü artırdık. Enerjide, doğalgazdan petrole, yenilenebilir kaynaklardan batarya teknolojilerine kadar her konuda kendimize yeni pencereler açtık. Dünyayı esir eden salgın hastalıklara karşı, sağlık hizmetlerinden sosyal desteklere kadar her konuda örnek bir koruma kalkanı oluşturduk. Gelişmiş ülkelerin müsebbibi olduğu iklim kriziyle mücadelede insanlığa karşı yükümlülüklerimizi üstlenmekten asla çekinmedik, geri durmadık. Savunma sanayinde sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmadık. Dünyanın önde gelen teknoloji geliştiricilerinden biri haline geldik. Şimdi yeni sınamalarla karşı karşıyayız. Türkiye'nin kurduğu güçlü altyapı üzerinde yükselen bir ülke olarak her coğrafyada ve her platformda küresel statükoyla karşı karşıya kalması gayet tabii bir durumdur. Dünya beşten büyüktür diyerek Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş küresel yönetim ve güvenlik mimarisine meydan okuyan bir ülkeye tüm kapıların ardına kadar açılması elbette beklenemez. Ancak ister müttefikimiz, ister rakibimiz olsun, tüm ülkelerin kabul ettiği bir gerçek var ki kimsenin bundan kurtuluşu yoktur. Bu gerçek uzak yakın tüm coğrafyamızda. Türkiye'siz hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceği, denense bile başarılı olamayacağıdır. Biz bunun sayısız örneğini, sayısız teşebbüsünü, sayısız niyetini gördük, yaşadık. Sonuçta bu denemeleri yapanların hepsi günün sonunda gelip Türkiye'nin ortaklığına, Türkiye'nin müttefikliğine, Türkiye'nin desteğine talip olmak mecburiyetinde kaldılar. Kardeşlerim, tüm bu hakikatlere rağmen hala ham hayal peşinde koşanlar yok mu? Elbette var. Ama hiç şüpheniz bulunmasın ki olmazların hepsi denendikten sonra onlar da gelip Türkiye'nin kapısını çalacaklardır. Çünkü bizimle bizi rakip görenler arasındaki fark şudur. Biz gittiğimiz her yerde medeniyetimizin mirası, ecdadın emaneti olan insani değerlerimizle birlikte kazanma anlayışımızla masaya oturuyoruz. Farkımız bu.
Bizi rakip görenler ise kimi sömürge geçmişinin alışkanlığıyla, kimi gözünü bürüyen sınırsız kazanç hırsıyla, tek taraflı dayatmalarla aynı masanın üzerine çıkmaya, masanın üzerinde tepinmeye çalışıyorlar. Altılı masa, 16'lı masada olduğu gibi. Ne oldu? Tepindiler, tepindiler, hepsi ortadan yok oldu. Dolayısıyla Türkiye'yi saf dışı bırakma, denklemden çıkarma, oyun dışına itme gayretleri hep başarısızlığa mahkum kalıyor. Unutmayın, coğrafya kaderdir sözü sadece bizi bağlamıyor. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafya bizimle beraber tüm bölgenin ve dünyanın kaderidir. Kim hangi oyunu kurarsa kursun, biz Rabbimizin takdirine boyun eğmiş bir millet olarak oyunları boza boza yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Türkiye'ye dost olan kazanır. Husumet besleyen kaybeder. Biz dostlarımızın sayısını çoğaltmanın yoluna bakıyoruz. Bunun için de yakın çevremizden başlayarak tüm dünyada barışı, diyaloğu, birlikte kazanmayı, hakkaniyeti, adaleti, ahlakı, insanı esas alan bir siyaset yürütüyoruz. Her ne kadar bu yüzden kimi zaman bedel ödemek mecburiyetinde kalsak da orta ve uzun vadede kazanan hep Türkiye olmuştur. Türkiye olmaya devam edecektir. Yeter ki biz millet ve devlet olarak tarihimize, kültürümüze, değerlerimize uygun duruş sergilemeyi sürdürelim. Son dönemde gençlerimiz başta olmak üzere milli bünyemizi ve manevi değerlerimizi hedef alan sinsi kampanyalarının amacının bu güçlü kaleyi yıkmak olduğu çok açıktır. Allah'ın izniyle nice badireyi suhuletle atlattığımız gibi bu kirli ve sinsi saldırıyı da boşa çıkaracağız. Ülkemize ve milletimize karşı boynumuzun borcu olan bu mücadeleyi daha etkin şekilde sürdürmek için hem milletimizden hem de yasama ve yargı organlarından daha fazla destek beklediğimizi de belirtmek isterim. Cumhur İttifakı olarak bizim bu konudaki kararlılığımız tamdır. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz hamdolsun başarıyla devam ediyor. Son terörist de ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarılana dek bu mücadeleyi içeride ve dışarıda azimle sürdüreceğiz. Aynı şekilde son dönemde artan hayat pahalılığının, gıdadan kiraya kadar insanımızın günlük hayatından ortadan çıkacağı ana kadar bu dengesizlikleri gidermek de bizim bir diğer önceliğimizdir. Bunun için sabırlı ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Vatandaşımızın lokmasına kasteden fırsatçılara göz açtırmıyoruz. 6 ay 6000 kilometre sınırından ilan sitelerine getirdiğimiz kısıtlamalara, liste fiyatından daha fazla para talep eden bayilere yönelik denetimlere kadar attığımız çeşitli adımlarla otomobil piyasasındaki balonu gördüğünüz gibi söndürdük.